Bugün size mide anatomisinden bahsedeceğim. Mide gördüğünüz üzere sol hipokondriyak bölgede bulunur. Karaciğer nerede bulunuyordu? Karaciğer sağ hipokondriyumda bulunuyordu. Ve aynı zamanda epigastrium bölgesine ve sol hipokondriyum bölgesine taşıyordu. Sol hipokondriyumda da midenin bulunduğunu söyleyebiliriz. Karaciğeri kaldırdığımız zaman şuradan. Burada midenin özofagustan çıkış yapıp mideye geçtiği yeri görüyoruz. Buraya midenin kardiyak kapısı deniyor. Burada da midenin pilor kapısını görüyoruz kısımda. Şu kardiyak kapısı açıldığı yer yaklaşık olarak T11 vertebra hizası oluyor. Sonra mideyi kaldırdığımız zaman mide yatağına bakalım. Dalak midenin hem ön yüz komşuluğunu hem arka yüz komşuluğunu mideyi sararak yapıyor. Mideyi sol taraftan sarıyor. Sonra pankreası görüyoruz midenin yatağında. Sonra mezokolon transversum. Burası ise kolon transversum. Bunun mezosuna, yani bunu arkaya tutturan mezoyu da mezokolon transversum adını veriyoruz. Burada duodenum var. Mideden çıkan kimus denilen madde buradan ilerliyor. Sonrasında vena cava inferior var burada. Sonra midenin kendisine baktığımız zaman midede iki tane çentik bulunuyor. Bu çentikler çok önemli. Buraya incisura kardiyak esini veriyoruz. Neden? Çünkü koyduğumuz zaman mideyi, bu şekilde koyduğumuz zaman mideyi, şurada kalp yer alıyordu normalde. Kalbe yakın bulunduğu için buraya şuradaki çentiğimize, tam olarak şurada, incisura kardiyak adını veriyoruz. Şu alttaki büyük çentiğimize ise incisura angularis ismini veriyoruz. Şimdi bu çentikler neden önemli? Midenin bölümlerini ayırmak açısından bu çentikler bizim işimize yarayacak. Şimdi baktığımız zaman burada midenin üst kısmı var. Buraya midenin pars cardia kısmı adını veriyoruz. Pars cardiaca kısmını adını veriyoruz. Buraya bu incisura cardiaca'dan buraya bir çizgi çektiğimiz zaman yukarıda